book maria daha önce görmediğiniz kalitede ha burada göğsümde görmüş olduğunuz Saramonic Blink Me B2'nin detaylarına birlikte bakıyor olacağız. Ki birçok videoda kutu açılışı ve teknik detaylarından bahsedilmiş. Ben bu videoda sizlere çok fazla teknik detayına değinmeyeceğim. Çünkü bu videoda uygulamalı olarak koşarken, atlarken, zıplarken nasıl kalitede ses veriyor? Bunları birlikte test edeceğiz. Tabi yine ayıp olmasın diye sizlere biraz kutu içeriğinden bahsedeceğim. Ara ara teknik detaylarını da vereceğim. Video aslında Boss'u Saramonic Blink Me B2'nin Detaylarına bakmaya geçmeden önce bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik minik yorum yapmayı unutmayın. Saramonic BlinkMe B2 diğer yaka mikrofonlarından ayıran en büyük özellik üzerinde bulunan bu mükemmel mükemmel LCD ekranı. Bu LCD ekran ilk başta sizlere biraz gereksiz veya saçma gelebilir ama kullanırken o kadar büyük rahatlık sağlıyor ki anlatamam ancak yaşayabilirsiniz. Şimdi kabaca BlinkMe b 2yi gördük. Yani üzerinde LCD ekran olan bir yaka mikrofonu. Şimdi gelin öncelikle bu kutusunun içerisinden neler bizleri karşılıyor? Yani bu ürünü aldığınız zaman sizleri neler karşılıyor? Çok kısa üzerinden geçmek istiyorum ki ufak bir bilgi sahibi olun işteyse. Şimdi böyle minik bir çantayla geliyor. Hemen böyle size hızlıca açıyorum ve şöyle kapağını açtığımda gördüğünüz gibi bir adet bizleri telefon tutacağı karşılık. Bu telefon tutacağı ne işe yarıyor diyecek olursanız eğer bu mikrofonu istediğiniz yerde istediğiniz şekilde kablolu bir bağlantı olsun ya da olmasın rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. O yüzden mobil telefonlarınızda da çok rahat bir şekilde kullanabileceksiniz. Bu nedenle Saramonic bunu unutmamış ve bizlere güzel bir kıyak yapıp telefon tutucusu eklemişler. Burada bir adet base'i ve iki adet mikrofonun üzerinde takılı olduğu bölüm geliyor. Bunları da ben stok görsel olarak şu an videoya ekleyeceğim. Çünkü şu an bu kaydı BlinkMe B2 üzerinden alıyorum. Aslında canlı canlı da test yapıyor oluyoruz. Şöyle cırtlı bir bölümümüz var çanta üstünde. Burada neler bulunuyor? 2 adet mıknatıs bulunuyor. Aslında 4 adet mıknatıs bulunuyor. Şu an 2 tanesi benim üzerimde takılı olduğu için burada 2 tane var. 2 tane de mıknatıs kullanmak istemezseniz eğer şöyle kıskaçlı bir biçimde yakanıza asmak isterseniz diye ayrı bir aparatı da bulunuyor. Bunların detaylarını videonun devamında zaten geleceğiz. Kutu içerisinden 1 adet 3.5-3.5 kablo çıkıyor. Bunun haricinde 2 adet de 2 mikrofon içinde dead cat bizlere sunulmuş durumda. Bunun haricinde de mikrofonlarımızın ekranlarını korumak için hem de alıcının ekranını korumak için totalde 3 adet de ekran koruyucu film de kutu içerisinden çıkıyor. Şimdi ben bu kutuyu kaldırıyorum. Şimdi gelin birlikte biraz detaylara bakalım. Yani bu mikrofonu biz aldığımızda neler neler yapabiliyoruz bunlara bakalım. Şimdi öncelikle gördüğünüz gibi istediğim kadar uzaklaşabiliyorum. Muhtemelen sesimde hiçbir kayma olmayacak. Muhtemelen değil kesinlikle sesimde bir kayma veya bir kopukluk olmayacak. Çünkü Saramonic Blink Me B2 açık alanda 100 metreye kadar iletişim sağlayabildiğini söylüyor. Alıcınızı kablolu bir şekilde taktığınızda geçerli. Yani alıcıyla vericimizin iletişim kurma halinde geçerli olan bir konu. Alıcınızı kameranıza taktınız ve sesinizi direkt olarak kamera üzerine yani video kaydınızın üzerine kaydetmek istediğinizde böyle bir kapsama alanı bizlere sunuyor. Benim en çok ilgimi çeken ve gerçekten işime yarayan ve beni en çok cezbeden özelliği direkt olarak mikrofonun dahili hafızasına ses kaydı yapabiliyor olması. Çünkü neden diyeceksiniz? Benim eski kameram Sony A6000'i kullanırken üzerinde herhangi bir AUX girişi yoktu. Herhangi bir mikrofon dışarıdan bağlayamıyordum ve bu nedenle benim işlerim çok çok zorlaşıyordu. Ama bu mikrofonla kameranızın veya telefonunuzun mikrofonunu iyileştirebilirsiniz ya da herhangi bir mikrofon girişi yoksa da direkt olarak bu cihazın üzerine kayıt yaparak bu dertten kurtulabilirsiniz. Evet, gelin şimdi sizlerle birlikte BlinkMe B2'nin menüsünü biraz kurcalayalım. Ekran detaylarında bizleri neler karşılıyor bir onlara bakalım. Gördüğünüz gibi totaldeki boyutu bu şekilde. Altta ve üstte 2 adet mikrofonumuz konumlanmış vaziyette direkt olarak mikrofonumuzu gövdeden ayırdığımızda otomatik olarak açılıyor ve aynı zamanda alt ekranımızda otomatik olarak açılıyor ve direkt olarak bir bağlantı sağlıyor. Gördüğünüz gibi ben böyle bu video için böyle tatlış tatlış bir Ekran yani wallpaper yapmıştım ve zaten gördüğünüz gibi de zaten konuştukça da ekran oynuyor. Sesimi gayet iyi bir şekilde alabiliyor. Şimdi menüde neler yapabiliyoruz? Şu şekilde yukarıdan aşağıya doğru çektiğimizde ekran ayarlarını yapabiliyoruz. İstersek tasarruf modunda istersek tamamen sürekli açık moduna getirebiliyoruz. Mikrofonu direkt olarak deaktif edebiliyoruz veya tekrar aktif edebiliyoruz. Buradaki REC tuşuna basarak da kaydı başlatabiliyoruz. Sağ üst köşede de bir ayarlar butonu var. Buradan işte eşleştirmeyi, dil seçeneğini, tarih ve zaman ayarını direkt olarak kısa yoldan yapabiliyoruz. Şöyle yukarı doğru kaldırdığımızda ana ekrana geldim. Aşağıdan yukarı doğru kaydırdığımda ise gördüğünüz gibi yerleşik kayıt yeri geliyor. Yerleşik kayıt yerinde kayıt koruması, otomatik kayıt ve bit derinliğini ayarladığımız yerler bulunuyor. Tekrar şöyle aşağı kaldırdığımda gürültü azaltmayı buradan aktif veya deaktif yapabiliyoruz. Tekrar aşağı iniyorum. Burada TX kazancımızı ayarlayabiliyoruz. Artı 5, eksi 12'den artı 12'ye kadar bir ayar bizlere sunuyor. Ben genelde artı 6'da kullanıyorum. Tekrar kaydırdığımda gördüğünüz gibi parlaklık var. Buradan ekranımızın parlaklığını açıp kısabiliyoruz. Tekrar geliyorum buradan ekran ayarlarını yapabildiğimiz bir bölüm bulunuyor. İşte güç tasarrufu her zaman açık, otomatik görüntüleme kapalı gibi ayarları bize burada sunuyor. Zaten bunu yukarıdan aşağıya çektiğimizde kısa yol ekranında da gerçekleştirebiliyoruz. Tekrar aşağı indiğimde de yine gördüğünüz gibi yazılım sürümü, sıfırlama, tarih, dil, eşleştirme gibi ayarlar bizlere sunuyor. Buradan çıkıyorum. Direkt olarak yandaki açma kapama tuşuna bastığınızda ana menüye dönüyoruz. Aynı zamanda buraya minik sarı bir düğme daha yapılmış. Bu düğmeye bastığınızda Noise Reduction'ı aktif ediyor. Tekrar bastığınızda deaktif ediyor. Şimdi bunu kenara koyalım. Bir de gördüğünüz gibi bizim alıcımız üzerinde de bir ekran bulunuyor. Bu ekran üzerinden çeşitli ayarlar gerçekleştirebiliyoruz. Mesela şöyle yukarıdan aşağı doğru kaydırdığımızda stereo, güvenlik kanalı, ve mono olarak 3 farklı kayıt bizlere sunuyor. Seçeceğim seçeneğin üstüne gelip yukarı doğru kaydırdığımda gördüğünüz gibi tekrar dönüyorum. Tekrar kaldırıyorum alıcı kazancı buradan da alıcımızın kazanç ayarını yapabiliyoruz. Aynı zamanda mikrofon kazanç ayarından da sizin haricinizde kameranızda duran kişi de buradan mikrofon kazancınızı ayarlayabiliyor. Bunu da zaten yan tarafta birazdan değineceğiz. Kulaklık çıkışı da olduğu için siz kayıttayken sizi dinliyor olabiliyor. Tekrar yana kaydırıyorum. Ekran ayarlarını yapabiliyoruz. Bu ekran ayarlarından da güç modu ve her zaman açık olarak seçebiliyoruz. Bunu da istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Tekrar yana geliyorum. Ayarlar bölümüne geldiğimde eşleştirme, parlaklık, dil, sıfırlama, yazılım sürümü ve sertifika bilgisi olarak farklı bölümlerde bizleri karşılıyor. Şimdi şöyle direkt olarak öteki mikrofonumuzu da çıkarttığımızda otomatik olarak mikrofonumuz açılıyor ve direkt olarak alıcı üzerinde aktif oluyor ve gördüğünüz gibi mikrofon 1 ve 2 olarak ayrı ayrı bu ekran üzerinde görebiliyoruz ve bununla birlikte hem pil yüzdelerini görebiliyoruz hem de ses ne kadar oluyor bunu görebiliyoruz hem de buradan artı 6 artı 12 ve artı 6 olarak hem alıcının hem de vericilerin kazanç değerlerini takip edebiliyoruz. Hemen sağ tarafına bakalım. Burada bir on off düğmemiz var. On off düğmemizin yanında da artı eksi butonları bulunuyor. Artı eksi butonları ile birlikte gördüğünüz gibi kazanç ayarını hızlı bir şekilde buradan düşürüp arttırabiliyoruz. Diğer tarafa baktığımızda da bir adet telefona veya kameraya bağlayabileceğimiz 3.5 milimetrelik jack çıkışı, bir adet kulaklık çıkışı ve bir adet de şarj girişi bulunuyor. Ve aynı zamanda çekimdeyken sizlere bahsettim ama hazır burada yakındayken de göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yapı bu şekilde hemen üst tarafta dişli bölümler var ve mikrofonun altında da dişli bölümler bulunuyor. Bu dişli bölümleri şu şekilde üstüne koyduğunuzda direkt olarak zaten bu cihazımız şarj olmaya başlıyor. Aynı zamanda ben diğer mikrofonu da üzerine takıyorum. İki mikrofonu üzerine taktığımızda mikrofonlarımız şarj olmaya başlıyor ve bununla birlikte mikrofonumuzu çıkarttık ve bu şekilde alıcıyı direkt olarak kamera üzerine takabilmemiz için kutu içerisinden şöyle bir aparat da çıkıyor. Bu aparatı yine şu şekilde taktığımızda buradaki kanallar sayesinde kameramızın üzerine direkt olarak oturtabiliyoruz ve aynı zamanda isterseniz de farklı bir tripota veya başka bir ayağa da dilediğiniz gibi bağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda mikrofonlarımızın üzerinde birer tane, ikisinde de birer tane olmak üzere noise reduction tuşu bulunuyor. Noise reduction tuşuyla birlikte arka plandaki sesleri pürüzsüz bir şekilde kaybedebiliyoruz direkt olarak kayıt esnasında. Hatta şimdi ben direkt kendi mikrofonumdaki Noise Reduction'ı aktif ettim. Şu anda muhtemelen farklı hissediyorsunuzdur. Ben daha öncesinde yani video öncesinde yaptığım bazı testlerde Noise Reduction'ı açtığımızda gerçekten anı kurtarabilecek güzel bir kaliteye sahip olduğunu söyleyebilirim. Hem dışarıda hem iç çekimlerinizde Noise Reduction açık veya kapalı olarak her türlü işlerinizi gayet karşılayabilecek özelliklere ve kaliteye sahip olduğunu söyleyebilirim. Batarya sürelerine baktığımızda da şunu görüyorum. 0'dan 100 e ortalama 2-2,5 saatte cihazlarımı şarj edebiliyorum. Aslında şöyle direkt olarak alıcınızı şarja takıyorsunuz. Mikrofonlarınız da alıcınız üzerinde bulunduğu için otomatik olarak hepsi şarj oluyor. Fakat şöyle bir durum var. Örnek veriyorum dışarıdasınız. Hemen alıcınızın üstüne mikrofonunuzu taktığınızda alıcınız üzerindeki bataryadan direkt olarak mikrofonlarınızı şarj etmeye başlayabiliyorsunuz. Bu da uzun çekimlerde sizlerin hayatını kurtarabilecektir diye düşünüyorum. Aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Aşağı yukarı direkt olarak mikrofon üzerine kayıt yaparsanız 5 saate kadar bir kayıt imkanı bizlere sunuyor. Fakat mikrofonunuza değil de direkt olarak kablo ile kameranıza bağlayıp direkt videonuza kayıt yaparsanız eğer 8 saate kadar uzayabiliyor. Şimdi gelin sizlerle birlikte mikrofonumuzun testini gerçekleştirelim. Biraz koşalım, edelim, zıplayalım, hoplayalım. Başımıza neler gelecek? <laughs> Kalbim yanar, çeke 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 senden. Evet şimdi sizlerle koşarken bir kayıt alıyorum, sesleneme 1-2-3, sesleneme 1-2-3. Şu anda noise reduction açık değil, tamamen kapalı bir biçimde bu koşmayı gerçekleştiriyorum ve aynı zamanda böyle haşır haşır sesler de geliyor mu bilmiyorum. Şimdi detketimizi de taktım. Detketle birlikte bakalım herhangi bir değişiklik olacak mı? Aslında çok fazla bir rüzgarlı bir ortamda değilim fakat hani böyle kuşarken belki birazcık rüzgar oluyordur diye onun önüne geçmek istedim. Şimdi hem detket takı. Şimdi hem detket takılı hem de noise reduction aktif bir biçimde koşuyorum. Bakalım ses deneme. 1, 2, 3. Noise reduction açık. Dead cat takılır Ve ben koşuyorum. <laughs> Bu kadar koşmak bana fazla ama. Çünkü ben kilolu ve yaşlı bir adamım. <laughs> Kilo. Kaç kiloyum ben? 300 <laughs> mu? 300 kiloyum ben arkadaşlar. Çabuk yoruluyorum bir de spor yapmıyorum. Bir de bütün gün evde oturuyorum. Ama boş oturmuyorum tabii de. Bütün gün oturmuyorum tabii. Video çek, montaj yap. Onu yap, bunu yap. Kim arıyor beni? Melis arıyor. Efendim bebeğim. He söyle. Ne şifresi lan? İnsan kardeşine lan der mi? Bildiğiniz üzere mikrofonumuzu yakamıza mıknatıs ile takabiliyoruz. Mıknatıs biraz güven sorunu oluşturabilir. Şimdi mıknatısların güçlerini biraz deneyelim. Bakalım ne raddeye kadar dayanabiliyor mikrofon yere düşebiliyor mu? Şimdi öncelikle iki seçeneğimiz var. Birincisi direkt olarak mikrofonumuzu alıyoruz ve bir adet mıknatısı yakamızdan içeri sokup şöyle üzerine mikrofonumuzu bırakıyoruz. Bu çok fazla sizlere güven vermeyebilir. Bunun için ne yapabiliyoruz? Hemen zaten kutu içerisinden 4 adet mıknatıs. 4 adet mıknatıs çıkıyor. Hemen bir tanesini direkt olarak mikrofonumuzun üstüne bırakıyoruz ve bir tanesini de yakamızdan içeri atıyoruz. Koynumuza mıknatıs sokuyoruz. Sonra mıknatıs üzerine mıknatısla gördüğünüz gibi bu şekilde tutturabiliyoruz. Şöyle bir zıplıyorum, zıplıyorum, hopluyorum, zıplıyorum. <laughs> gördüğünüz gibi düşmüyor. Yani mıknatısla birlikte mikrofonunuzu gayet güvenli bir şekilde yakanıza tutturabiliyorsunuz. Kasım Paşalı mı? Kuru Çaylı mı? Gördüğünüz gibi çift mıknatıslı yöntemle birlikte mikrofonunuzu gayet güvenli bir şekilde yakanıza tutturabilirsiniz. Görüntü olarak çok şık. Aynı zamanda bu arada şunu da eklemek istiyorum. Diyebilirsiniz ki Onur kardeşim yav koskoca ekran var iki mikrofonda biz onları ne yapacağız? Abi şunu yapabilirsiniz. Çift kişi röportaj videosu çekiyor olabilirsiniz. Çift kişi vlog çekiyor olabilirsiniz. Ve o ekranlara mikrofon kimde takılıysa onun adını yazabilirsiniz. Yani teknolojik bir yaka kartı gibi de gayet güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda buraya örnek veriyorum bir marka videosu çekiyorsunuz. Bir markadan sponsorluk aldınız. Sponsorluğu aldığınız markanın logosunu koy gitsin. Bunların hepsi birer artıdır. Özellikle mikrofonla alakalı ayarlamalarınızı yaparken gerçekten dokunmatik ekran olması işinizi çok fazla hızlandırıyor. Çünkü eski tip mikrofonlarda menüde tek tek tuşla gezerken bayağı bir vaktiniz alıyordu. Burada direkt dokunmatik ekran üzerinden istediğiniz ayarı hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve şunu da eklemek istiyorum. Menüde Türkçe dil desteği var. Yani menü tamamen Türkçe. Yani bizi unutmayan bir marka. Daha ne diyeyim ben ya? Şimdi bir de şundan bahsetmek istiyorum. Kutuyu açtığınız andan itibaren gerçekten mikrofonda inanılmaz bir kalite kokusu duyuyorum. Hem üzerinde kullanılan materyaller, hem tasarımı, işte ne bileyim, hem dokunmatik ekran olması yani tasarım ve materyal olarak gerçekten üst seviye bir ürün olduğunu direkt elinize aldığınız anda hissediyorsunuz. Hatta ve hatta şunu da söyleyebilirim. İçerisinden çıkan telefon tutucu bile en üst seviyede bizlerin eline ulaşıyor kalite bakımından. Yani videoyu kapatmadan önce sizlere şunu söyleyebilirim. Şık, kaliteli, premium ve üst seviye bir mikrofon arayışınız varsa Saramonic Blink Me B2 gerçekten tam aradığınız ürün diyebilirim. Evet, kötü noktaları var mı? Tabii ki var. Kocaman bir ekran olması sizleri rahatsız edebilir. Bu benim için hiç gerekli bir şey değil diyebilirsiniz. Fakat ihtiyacı olan veya gerçekten ilgisini çeken kişiler için mükemmel bir özellik olarak da görebiliriz. Üzerinde ekran olmasından dolayı birazcık ağır. Bundan dolayı mıknatıslı olarak yakanıza taktığınızda eğer ince bir tişörtle bir video sunuyorsanız aşağıya doğru sarkmasına neden olacaktır ki benim de başıma geldi. Ben de bir kısa kol tişörtle video çekerken yakan böyle aşağılara sarkmış sarkmış gitmiş. Ya biraz daha böyle oversize bir tişört değil de biraz daha vücudunuza yapışan, biraz daha kalıbınıza oturan bir tişörtle bu mikrofonu takarsanız yine sarkma olacaktır ama oversize de olacağı kadar da sarkma olmayacaktır. Ya böyle ufak tefek önlemler alabilirsiniz. Tabii mıknatıslı ayakla değil de yakaya takma aparatıyla da kullanmak isterseniz Tabi üzerinde ekran olduğu için yine bir tık ağır olduğundan dolayı yine aynı şeyi yaşayacaksınızdır. Ama dediğim gibi o yakanızda sabit kalacaktır. Yani hiç çekinmeden şunu söyleyebilirim ki bütçeniz yeterli ise ve bu tarz bir ürüne ihtiyacınız varsa gerçekten alınacaklar listesinin en üstüne ekleyebileceğiniz bir model olduğunu söyleyebilirim. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ürünün diğer tüm detaylarına ve satın alma linkini açıklamalar kısmında sizlere iletiyorum. Ürün inceleme videolarının devamının gelmesi istiyorsanız eğer lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Hatta ve hatta yorumlar kısmına abi kardeşim birader şu ürünü inceleyip direkt marka model verebilirsiniz. Ben de hızlı bir şekilde temin edip sizlere videosunu çekerim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.